Gang'den turumuz devam ediyor. İçimde ve süpermarket can. Süpermarket can. Esnafımız var burada. Hep birlikte bu esnafımızı bir tanıyalım. Bakalım süpermarketimizde neler var. Buyurun hep birlikte geçiyoruz. Sevgili seyirciler, armut. Of of, 2.99 ayva. Ya ucuzmuş. Gerçekten bayağı ucuz. Ya benim biraz karnım aç, biliyor musun sevgili seyirciler? Karnımın aç olduğundan dolayı böyle sebze reyonuna doğru geçtim. Şöyle biraz devam edelim. Tabii market olur da hamsi olmaz mı? Hamsiye bak. Karadeniz hamsi mübarek. Gel vatandaş gel. Can, süpermarkete gelin. Karadeniz hamsi 3.99 1 kilosu sevgili seyirciler. Yani bu Karadeniz'den tutulacak, oradan denizden çıkacak buraya gelene kadar, yani bence bedava bir fiyat. Ambalajlı, tertemiz hamsi. İsim neydi abi? Fuat abi. Fuat. Fuat Özçiftçi. Özçiftçi. Evet. Memleket? Emirdağ. Vay 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 vay. Gene Emirdağlı'ya çattık. Ya ne bu ya? Şey gibi türediniz böyle. Ya her yerde bulunuyoruz. Öyle mi? Bizim için her yer Emirdağ. Her yer Emirdağ. Tabii ben o sözü tanıyorum. Bize her yer Trabzon'dan geçer. Öyle miydi? Öyle. Siz de değiştirdiniz bu sloganı evet. Galiba. Helal olsun diyorum. Gerçekten şöyle bir bakalım ya marketiniz. Gerçekten her şey var burada ya. Yok yok. Salamlar var. Of of of. Ne var ne yok. Her şey var. Her şey çok. Evet, yufka. Yufka sevgili seyirciler. Yufka. Yufka diyoruz. Ve kaç para? 1.49'a yufka. Bunu sigara böreği için kullanıyorlar değil mi? Evet. Sigara böreklik yapıyorlar. Yani bunu yuvarlıyorlar. İçine peynir koyuyorsun, kıymalı koyuyor biliyorsun. Evet. Oo, gerçekten. Yani her şey de artık hazır ya. Öyle değil mi? Evet. Evde hanımlar için özel yapım. Yani çünkü artık iki kişi çalışılıyor biliyorsun. Evet. Evde hanımlar beyler çalışıyor. E ne olacak? Zaman yok. Hazır bir şey olması gerekiyor. Öyle. Her şeyin de hazırı burada mevcut diyorsun. Evet. Evet. Yani çok ucuza. Gerçekten de ucuz fiyatlar. Salça salça. Evet sevgili seyirciler. 1.35. 1.35 görüyorsunuz sevgili izleyenler. TÜKAŞ salça diyoruz 1.35'e ve sevgili seyirciler bence buraya bir gelin. Siz de göz atın. Cam marketli değil mi? Evet abi. Evet, cam markete hepiniz bekleniyorsunuz. Burada özel fiyatlarla sizlere hizmetinizde ve biz size veda ediyoruz. Teşekkürlerimi sunuyoruz. Ve sevgili seyirciler programımız devam ediyor ve cam marketten bakalım nereye geçiyoruz. Tabii ki karnımız acıktı. Biraz ihtiyaç molası verelim dedik ve Anatolia'ya geldik. Lokantaya, Genk'te. Ve Anatolia Lokantası'nda şu anda yiyecek olduğumuz yemekleri görüyorsunuz önümüzde. Mezemiz var, soğuk mezemiz. Burada her türlü çeşit koyduk tabii böyle. Karnıyarık var, biber ve ızgara, pilav, balık. Bu şekilde yememizi yedikten sonra tabii biraz kilomuza dikkat etmemiz lazım. Ekmek almıyoruz yanında. Tabii ki çalışanlarımız, işçilerimiz burada, bu restoranımızda da var. Evet abim, sizi bir tanıyalım. Ben Mehmet İpek, ben Aydınlıyım. 25 yıldır Belçika'dayım. Aşağı yukarı 6 yıldan beri de Anatolia Restoranı'na hizmet vermekteyim. Evet, Aydınlıyım dediniz. Aydınlıyım. 09 plakanız. Evet. Aydın'ın neresinde? Aydın, aslen annemiz babamız Denizli ama biz Aydın'da büyüdüğümüz için Aydınlıyız. Evet, evet Aydınlıyım. Aydın'a çok gittim. Çok hoşuma giden bir yer. Belki de Trabzon'dan daha fazla Aydın'a gittim. Şu anda da tabii haftanın 3 günü burada restoran ve düğün salonu olarak hizmet vermekteyiz. Müşterinin memnun kalacağı şekilde elimizden gelen her şeyi
vermek zorundayız. Evet, burada bir de herkes servis servis, yani kendi gidip alabiliyor. Evet. Lokanta gerçekten çok güzel. Şöyle bir dönebilirseniz kameraman bey. Görüyorsunuz tüm müşteriler orada kendileri istediği türde mezeyi alabiliyorlar, yemeğini alabiliyorlar ve yiyorlar. Evet, gerçekten çok güzel. Son olarak memleketinize selamlarınızı alın. Denizli, Aydın ve bütün Türkiye yakınlarıma, dostlarıma saygılar, sevgiler, hürmetler. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyoruz. Evet, sıla hasretiyle buradayız. İzin var mı bu sene? Nasip olursa eğer i̇nşallah, bakacağız. İnşallah. Hayırlısıyla. Evet. Oldu, teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler, programımız devam ediyor. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla dolu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu. Hocam şu sırada evet, köfteler yanmasın. Ederim. Evet, köftelerimizde bir şey burada görüyorsun sevgili seyirciler. Akçaabat mı bunlar? Hocam bu Akçaabat'ta Trabzon arasında sıkışmış kalmış. Sıkışmış kalmış, yıldızlı diyoruz. Evet sevgili seyirciler, Trabzon Akçaabat arası yıldızlı köftelerimiz diyoruz. Evet sevgili seyirciler, selamünaleyküm. Ooo hayırlı olsun. Sağ ol, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Sizleri bir tanıyalım. Ben Ramazan abi, Ramazan Öz. Ramazan Öz. Evet. Memleket? Denizli. Denizli. Ya karnımız acıktı, Didim diye gördük de bu Didim nereden? Denizli yakın olduğu için mi? Yakın olduğu için, Kuşadası etraflarında olduğu için isim oradan geldi. Evet. Ya bizim karnımız acıktı. Şöyle bir yemek yiyelim de arkadaşı da bir tanıyalım. Şöyle tezgah evet. Arkadaşına geçtik ama. Evet sizi bir tanıyabilir miyiz abi? Önce hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmim İsmail, Denizli'yim. İşte ekmek parası koşturuyoruz buralarda. Akrabalık var mı? Benim kayınım olur. Ha kayınınız oluyor. Oo ne güzel böyle aile bir şirket yaptınız. Tabii. Yalnız burada hiç Türk yaşamıyor. Evet. Bu Lakdal'da. Lakdal'da. Evet. Nasıl bu? Nasıl geldi buraya? İşte gezdik dolaştık. Rızkımız buradaymış demek ki. Rabbim nasip etti. Evet. Burayı açtık ve 6. yılımız oluyor. 6 yıldan beri de buradayız. Ben de yalnız az önce şuradan dolabı gördüm de gözüme bir şey çarptı. Ben buradan sevgili seyirciler tebrik etmek istiyorum bu esnafımızı. Şu konuda Allah razı olsun. Dolapta alkol yoktu. Yok ben alkol ya helal kazancıma niye haram katayım ki? Bravo. Yani böyle bir mantık var mı? Bravo. Böyle bir yani adam Müslümanım diye geçiniyor. Hatta ve hatta hacıya gidip geliyor ve bu insanlar dükkanında alkol bulunduruyor. Yani bunu gıybet bağımında demiyorum ama benim bir Müslüman olarak ağrıma gidiyor yani. Ben diyor Müslümanım diyor adama ekmek kapısındaki helal şeyini haram yapıyor. Niye o yani o olmasa olmuyor mu bu? Rızkı veren Allah. Evet. Yani acından ölmüş de hiçbir sela verildiğini duydunuz mu? Ha, burada ezan sesinin selayı duymuyoruz. Doğru. Biliyorsunuzdur. Doğru. Yani benim mantığıma sığmıyor yani öyle işler. Verirse Allah rızkımızı helalinden versin. Tebrik ediyorum. Vallahi tebrik ediyorum. Güzel düşünüyorsunuz. Allah bol kazançlı eyler inşallah. Amin hepinize de. Memleketinize selamlarınızı alalım. Bizi ondan sonra i̇şte, yemeğe geçelim. Sevdiklerime, anneme ve kardeşlerime, bütün sevdiklerime gurbetten selamlar Denizli'ye, evet. Türkiye'ye. Tabii şu dönerin kokusunu alırken ya karnım acıktı da. Spesiyalite et olarak neyiniz var? Spesyalist yani istediğinizi yaparız pizza olarak, döner olarak. Valla siz ne yaparsanız biz onu yiyeceğiz artık. Tamam oldu buyurun. Tamam biz bekliyoruz. Evet sevgili seyirciler beklemede kalıyoruz. Yemekten sonra tekrar birlikteyiz.
Evet sevgili seyirciler, programımız devam ediyor. Ve şimdi de bir iş adamı var burada. Bakalım o tarafa doğru geçtiler de beşlerine doğru gidelim. Nasıl gidiyor işler? İyi Allah'a şükür ya. Sen nasılsın? İyisin. Şöyle gel, seni şöyle alalım. Tanıyalım seni. Nedir isim? Ben Ömer Başaran. Holten'de yaşıyorum. Ne işle meşgulsun? Klinker işinde meşgulüz. Taş yapıyorsun böyle. Taş yapıyoruz evet. Falan, evet. Çok güzel. Şimdi burada ne var, burası yapılmıştı ama çökmüş buraları. Niye buraları mı söküyorsun, ne yapıyorsun? Ya bizden önce amatör birine vermişler burayı. Evet. Yani çift masraf yapıyorlar kendilerine. İlk bize gelseydiler böyle olmazdı. 10 yıl garantili, faturalı. Oo, çok güzel. Her şeyimiz resmi. İstediğiniz gibi dizayn yaparız. Hazır çimenimiz var. Burası da öyle bırakıp gitmişler. Evet. Halı çimen mi yapacaksınız? Evet. Burayı hep halı çimen yapacağız. Yani burayı tesviyeleyeceksiniz. Evet. Ondan sonra halı çimen üstüne geliyor yani. Evet. Evet. Tabii burayı kaç günde bitirirsiniz? 1-2 gün sürer mi? 2 günde biter burası. 2 gün. O zaman biz size 2 gün sonra bir daha geleceğiz inşallah. Evet inşallah. Bir bakacağız yani nasıl yapıyorsunuz, nasıl ediyorsunuz. Sevgili seyirciler, buralar bayağı bir çökmüş yani. Gördüğünüz gibi yani yazık günah paraya. Verilen bu paraya çok yazık gerçekten. Evet sevgili seyirciler. Ömer Bey'e şöyle geri mikrofonu uzatalım. Memleket neresiydi? Trabzon Akçabat. Ulan yoksa hemşerim misin? Olabilir. Sen de neresin? Sen de Akçabatlısın da duyduğuma göre. Yok, ben dünyanın merkezinde. Uzaydan mı geliyorsun? Uzaydan geliyorum. Evet. O zaman biz 2 gün sonra sana bir daha uğrayacağız. Oldu mu? Tamam oldu. Buyurun. Oldu. Size hayırlı işler diliyorum. Sağ olasın. Ve şu arkadaşlara da bir mikrofon uzatalım. Hayırlı işler usta. Ne yapıyorsun? Taş sökerek de. Sökeyim misin? Niye sökeyim? Niye yapıyorsunuz da sökeyim? Ha bunu amatör işçiler yapmış ha böyle yine. Siz de sökeyim. Biz de söküp yeniden onaracağız hadi. Evet. İsim neydi? Hakan. Hakan. Memleket? Karadenizliyim ben de değil mi? Bana bak, hani bak kameraya da bir selam söyle Karadeniz'e, anana babana. Karadeniz'e herkese sevgiler saygılar, beni seven herkese. Tosun Paşa'yı unutma. Tosun Paşa'ya da selamlar buradan. Evet, teşekkür ediyoruz. Seni bir tanıyalım. Hasan. Hasan. Soyadın yok mu senin Hasan? Şengün olsun hadi. Ha öyle mi? Sizin memleket? Trabzon. Ula Ömer Bey, sen hep Trabzonlular almışsın yanına ya. Allah Allah. Benimki Trabzon biliyor, yandandır. Biraz hemşire ayağı var onda. Evet, bir memlekete selamını alalım. Herkese selam. Herkese selam diyorsun. Evet, sevgili seyirciler, 2 gün sonra tekrar buradayız. Ve şu anda programımız devam ediyor. Evet sevgili seyirciler, Genk'ten görüntülerimizi izledik. Evet sevgili seyirciler, Mol şehrinden Ayasofya Camii geliyor ekrana. Hep birlikte bu görüntüleri izliyoruz.